Ömer Bey merhabalar. Merhabalar, hoş Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Büyük keyifti. Ben böyle kısaca bir Ömer Bey'i tanıyarak başlayacağım. Ömer Bey kimdir? Sektörle tanışma nasıl oldu? Yani ben 4 yıldır akıl zeka oyunları eğitmenliği yapıyorum. 2 yıl kendi okulumda yaptım. 2 yıldır da burada Yalova Akıl Zeka Oyunları Kulübü olarak işletmeciliğini yapıyorum. Kulüp başkanlığı yapıyorum. Evet. Bir de açıklık da vardı sanırım özellikle bu konseptte, sizin konseptinizde. Yani Yalova'nın da ihtiyacı Yalova'da vardı. ilk zaten. Yani ilk olması çok önemli. Evet. İlktik. Okulda da ilktik. Aynı zamanda kulüp olarak da ilki yaptık. Ve başarılarla dolu bir Geçmiş eğitim var. evet var. Evet, biraz tanıyalım. Neler yapıyoruz hocam burada? Yani Yani çocuklar buraya geliyor. Biraz tanıyalım burayı. şu Buyurun. an sektörümüzde 104 farklı oyun var. Türkiye'nin en zengin bana göre kulüplerinden biriyiz. Farklı zekalara hitap eden oyunlarla mevcut devam ediyor. İşte psikomotor becerilerini geliştiren oyunlar, dikkat oyunlar, dikkat dağınıklığı oyunlar, strateji oyunları, buna benzer oyunlar ve özellikle hafız oyunlarıyla çocuklarımızı hem eğlendiriyoruz, eğlenerek öğretiyoruz, hem de Türkiye Akıl Zeka Oyunları Federasyonu her yıl yaptığı Nisan ayında gerçekleşen oyunlara öğrenci hazırlıyoruz. Evet. Aynı zamanda bu yıl ilk olarak bir de robotik kodlama eğitimine başladık. Nedir? Şöyle çok kısa bahsedebilir miyiz? Çok Robotik önemli bir portal çünkü burası. Kodlama şu an özel okullarda ağırlıklı olarak yapılıyor. Türkiye'nin gündeminde, eğitiminde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda bayağı bir ileri olarak düşüncelerini paylaşıyor ve destek veriyor bu eğitim alınmasına. Ne kadar güzel. Biz de kendi imkanlarımızla, biraz pahalı bir sektör yalnız maalesef, ona girdik. Bir aydır devam ediyoruz. Robotik kodlama eğitimini çocuklarla beraber yürütüyoruz. Çocukların geleceği için mühendislik becerilerini artırmak için çok ideal bir sektör. Pratikte öğreniyorlar her şeyi Tabii burada her şeyi aslında. kendileri legolarla birleştirerek, her türlü kodlama yaparak, her türlü işlemleri gerçekleştirerek devam ediyorlar çocuklarımız. Yani siz küçük kalplere büyük dokunuşlar yapıyorsunuz aslında. Yani Yani özellikle ilerleyen dönemlerde bu. bir anlamıyla öyle zaten, çünkü çocuklar buraya geldiğinde aileler çıkış saatini, örneğin 6'da bitiyor diyoruz, alamıyor birçok veli. Yani illa ben biraz daha kalmak istiyorum diyen birçok öğrencimiz var. Bu Gitmek da sizi mutlu istemiyorlar. ediyor Tabii ki ama, mutlu oluyor. değil Zaten mi? öğretmenim, sınıf öğretmeniyim. Evet. Çocuklarla içeceğiz. Burada biraz daha onun şeyini görüyoruz. Evet, bir de şunu da hissettim. Siz de gerçekten buraya gelen her bir çocuk kendi çocuğunuz gibi. Hiçbiri birbirinden ayırt etmeksizin aynı eğitim veriliyor burada ve ne gibi peki yararları oluyor çocuklara bu? Yani çocukların derslere çok olumlu katkısı var. Örneğin dikkat dağınıklığı olan çocuklarımız var, hiperaktif de olan çocuklarımız var. Kulübümüz öğrencisi. Tam tersine üstün zekalı öğrencilerimiz de var kulübümüz. Onları daha üst seviyeye getiriyoruz. Farklı programlar uyguluyoruz. Dikkat dağınıklığı olan çocuklara farklı programlar uygulayarak dikkat sürelerini artırıyoruz. Geçen 7 öğrenci de bunu başardık. 7 tane dikkat dağınıklığı öğrencimiz vardı. Hepsinin %100 kapasitesini artırdık. Evet, burada ailelerin de üstüne düşen görevler var. Tabii. Çünkü ya derslerinden geri kalır mı, acaba okulu aksatır mı gibi düşüncelerin olmaması lazım. Aksine daha da pozitif yönde yansıyor bu. Tabii ki. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere Ömer Bey. Başarılarınızla devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi Hoşça çalışmalar kalın, sağ size. olun.